Nisan ayı da bitiyor. Mayıs ayına. Giriş yapacağız. Ve bu sene Mayıs ayı bayağı özel olacak. 1 Mayıs. Sonra Ramazan bayramı. Nane bitkisi suyu seviyor. Budanmayı da seviyor. Budandıkça daha güzel oluyor. Bunlarla çok güzel limonatalar yapabiliriz. Pazardan aldıklarım yıkanmış oluyor genelde. Aroması azalmış oluyor. O yüzden bulabildiğim her yere nane dikiyorum. Açık alan bile olsa. Çünkü sivrisinek gibi zararlıları uzak tutuyor. Ancak bunun için çok fazla olması lazım. Burada her zamanki gibi çöplerimiz birikiyor. Cam atıklarımız. Sonra kızım beni dinliyor. Değil mi kızım? Diğer çocuklarım da kömürlüğün içinde. Artık onların yattıkları minderleri dışarı çıkardım. Çünkü havalar ısınmaya başladı. Kömürlük güzelce yıkanacak, ilaçlanacak ve kaşınmaya başladılar bile. Hatta bir iki tane pire çıkmış. Mesela kedilerde bu sene acayip bir kene istilası var. Yani ben kedilerde hiç bu kadar büyük kene görmemiştim. Bayağı köpeklerde olan o büyük keneler kedilerde de olmaya başladı. Dün bir tanesini çıkarttım, aslında zarar vermek istemiyorum. Sonuçta Ramazan ayı, hiçbir canlıya zarar vermemek gerekiyor. Ama o kadar büyüktü ki yanağında böyle kocaman zavallı hayvanın kanını emiyor. Mecbur çıkarttım yani. İnsan böyle ikilemde kalıyor. Ama sonuçta bunlar asalak. Hayat böyle. Kızım, çok sessizsin ya sen. Ha? Biraz sonra yemek saati. Yemeklerini görünce hemen bir heyecanlanırlar. Bebeğim. Kıyafetler de burada güneşleniyor. Bunları yıkamak çok zor. Beton bir alan olması lazım. Beton olsa bile çok su gidiyor. O yüzden böyle güneşe atıyorum. Sonrasında çöp poşetine ekleyeceğim. Aslında en güzeli böyle leğen gibi bir şeyin içine bastırıp o tüylerin dökülmesini sağlamak. Sonrasında da sirkeli suyla bekletip, çünkü kimyasal zararlı hayvanların ciltlerine. Mesela bir tane köpeğim öyle egzama gibi bir şey oldu. Çünkü şampuanla yıkıyordum. Hiç iyi bir şey değil. Veteriner de bunu söyledi. Bu border collie olan köpeğim çok fazla yağlanıyor. Böyle çirkin bir görüntü oluyor. Hatta vücudunda birkaç yerde sihirler var. Birinci sebebi kendi derisinin çok yağ üretmesi. İkincisi de sokakta yaşadığı zaman, sokak hayvanı olduğu zaman sokağa bırakılan hayvan artıkları. Özellikle hayvan postu. O zavallı onu her yerini bulamış. Bir de ekstradan o kirlilik cildine bulaşınca orada tabii mikroorganizma üremiş ve sihir olmuş. Onun için onu yıkamak istiyordum ama veteriner hekim dedi ki yıkamayın. Yani uygun değil köpeklerin yıkanması. Ama köpekler suya girmeyi seviyorlar. Göle mesela girmeyi seviyorlar. Böyle vücutlarının alt kısımlarını yıkamayı seviyorlar. Ancak ne yazık ki insanların bazı bölgeleri sahiplenmesinden dolayı onları göle de götüremiyorum. Adamlar sokağa bile sahiplenmişler. Adeta böyle bir bahane arıyorlar. Hani niye bu hayvan sokakta geziyor dercesine. İlginç insanlar. Yani keşke onlar yurt dışına gitseler, orada yaşasalar. Yurt dışında sokaklarda hiç hayvan yok mesela. Ama burası Türkiye. Burada sokak hayvanı gerçeği var. Yerel idareciler de bu konuda tutarsız davrandıkları için sokaklar uygun olmayan hayvan cinsleriyle dolu. İşte o yüzden burası bayağı bir dağınık görünüyor ama güneşlenmesi lazım. Çünkü güneş doğal bir temizleyici. Daha sonrasında onları bir çöp poşetine ekleyeceğim. Bir dahaki kış kullanacağım. Aslında en güzeli bunları atıp seneye tekrar yeni battaniyeler kullanmak ya da yeni tekstil malzemeleri kullanmak. Ama bütçemiz buna elverişli değil. Her yıl
bunun için bir pay ayıramayız. Onun için elimizdekileri değerlendireceğiz. Ada çayı bitkim çok güzel gelişti. Ancak pas hastalığına yakalandı. Külleme. Bu yaprakları koparıp yakmamız gerekiyor. Çünkü bulaşı devam ediyor. Ben olabildiğince bu yaprakları koparıyorum. Boş alana atıyorum. Bir böyle geçer gibi oluyor. Sonra tekrar yükseliyor. Böyle idare edip gidiyoruz. Uygun olmayan iklimden dolayı oluyor. Burada da güzel bir sardunya var. Bunu buradan çıkaracağım. Başka bir alana taşıyacağım. Ancak biraz sulamak lazım. Şöyle. Evet. Böyle bir kök.